Yeniden merhaba değerli izleyiciler. Ankara stüdyomuzda konuğum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. En önemli konulardan biri aileleriyle birlikte milyonlarca insanı ilgilendiren bir süreçten bahsediyoruz. Daha çok birçok konu var sizle konuşabileceğimiz ama güncel konu üzerinden gidelim isterseniz. Taşeron çalışanların durumu ne olacak? Şimdi bazı açıklamalar ve değerlendirmeler yapıldı ama bir kafa karışıklığı olmasın diye derli toplu bütün merak edilenleri en baştan bir ele alalım ve onları özetle aktarmaya çalışalım isterseniz. Bir kere kimleri kapsayacak? Kaç vatandaşınız, kaç çalışanı kapsayacak, hangi alanlarda çalışanları kapsayacak bir oradan girelim isterseniz. Evet, teşekkür ediyorum. Tüm bizi izleyenleri de hayırlı sabahlar diliyorum. Tabii bizden önceki haberi de izledim. Olağanüstü günlerden geçilen bir dönemde bu düzenlememizi gerçekleştiriyoruz. Özellikle Kudüs konusunda yaşanan gelişmeler hassas gelişmeler. Tüm İslam alemi için önemli bir mabedimizin olduğu bir il olması hasebiyle inşallah bu sürecin suhuletle sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza bu konuyla ilgili açıklamaları yaptı. Kırmızı çizgimiz Kudüs konusu ve şu anda konuşulanlar, yapılanlar hukuk dışı bir durumu işaret ediyor. Bununla ilgili de kısaca bir şey söylemek istedim doğrusu. Direkt bir geçiş, evet. Hukuk dışı bir karar olarak, evet, olduğu tabii konusunda hükümetimizin görüşü zaten Sayın Başbakanımızca da açıklandı. Evet. Taşeron konusu gerçekten çok uzun dönemdir. Hem çalışma hayatımız açısından hem de ilgilendiği kitlelerin geniş olması sebebiyle tüm vatandaşlarımızı da aslında etkileyen bir konu. Bu konuyla ilgili göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çalışmalarımızı sürdürüyoruz aslında. Dün de ben meclisten sonra ifade etmiştim. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine açıklandıktan sonra bakanlarımızla yapmış olduğu görüşmede bana vermiş olduğu ilk talimat. Taşeronlarla ilgili bu yaşanan sıkıntıları, sorunları kendisine de tabii gittiği her yerde iletiliyordu. Bununla ilgili çözeceğiz diye ve 2018 yılı gelmeden önce bu konuyu çalışma hayatının, taşeronda çalışan işçi kardeşlerimizin gündeminden kaldıracağız şeklinde, bununla ilgili gereken ne çalışma varsa hepsini gerçekleştirin şeklinde bir talimat aldık Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Konunun mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bu aşamaya gelmesinde takibi, titizliği, hassasiyetleri çok etkileyici olmuştur. Sayın Başbakanımız tüm çalışmalarımızda yer almıştır. Bu anlamda ben öncelikle konunun bu şekilde çözüme kavuşmasında bizler için de böyle yolumuzu, çalışma alanımızı genişlettikleri için bu aşamaya getirme konusunda kararlı duruşları nedeniyle Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Başbakanımıza, hükümetteki bakan arkadaşlarımıza, genel başkan yardımcılarımız komisyonlarımızda görev aldılar. Grup başkan vekillerimiz komisyonlarımızda görev aldılar. Katkılarından dolayı da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bir ortak akıl sonucudur. Birlikte çalışmayla gerçekleştirilmiştir. Hem Çalışma Bakanlığı'ndaki hem Maliye Bakanlığı'ndaki bürokrat arkadaşlarımız çok yoğun mesai harcadılar. Gerçekten sabahlara kadar ışıklarımız yandı her iki bakanlıkta birlikte. Bu anlamda ben çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Büyük bir iş olduğu için, büyük bir proje olduğu için Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakan'ın desteği herhalde sizin işinizde bir anlamda hızlandırdı, zaten kolaylaştırdı. Zaten bir bütünüz biliyorsunuz. Talimat Cumhurbaşkanımızdan geldi. Evet. Konuyla ilgili de en geniş şekilde düzenleme yapma konusunda da dokunuşlarını zaten Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Sayın Bakan, bu işin ne kadarlık bir maliyeti var? Bütçede tanımlandı mı bu? Biraz oradan da. Bununla ilgili belki Maliye Bakanımız, Maliye Bakanımızla da Naci Bakanımız da sağ olsun gerçekten birlikte mesai harcadık. Her aşamasında. Zaten bu hükümetimizin çalışması, yani hükümet teklifi, evet, biliyorsunuz. Partimizin çalışması. Maliyetle ilgili Naci Bakanımızın da belki söyleyecekleri olur ama biz bu işe maliyetten öte verilmiş bir söz vardı. Bu sözle ilgili bir beklenti vardı. Bunun gereğini yerine getirme olarak gerçekleştirdik. Çok fazla çalışma yaptık. Yaptığımız çalışmaların tamamı da çalışan kardeşlerimizin lehine olacak bakış açısıyla yapılmış çalışmalardı. Bu bağlamda geldiğimiz aşamanın iyi bir aşama olduğunu ifade etmek istiyorum. Zor bir konu, çok geniş bir konu.
attığımız adımların etkileyeceği başka alanlarda söz konusuydu. Bu yüzden çok büyük bir titizlik, çok büyük bir hassasiyetle çalıştık. Açıklamalarımızda böyle ifadelerimize çok dikkat etmeye özen gösterdik. Çünkü süreç ilerliyordu ve taşeronda çalışan kardeşlerimizin bu anlamda beklentileri biliyorduk. Yükseltmek, sonrasında bir hayal kırıklığı yaşanmaması adına, benim biraz da çalışma şeklimle alakalı, konuya bakışımla gerçekçi alakalı. Olması gerekiyor, evet, gerçekçi. Yaptığımız şeyle çıkalım istedik. Somut olarak yaptığımız bu çalışmayı anlatalım istedik sonucunda. Tam olarak kimleri kapsadığını bir özetleyelim mi Sayın evet. Bakan? Kimler toplamda bu yaptığımız bu paketimizde 900 bin çalışanımıza dokunmuş olacağız. Aileleriyle birlikte baktığımızda yaklaşık 4 milyon 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir düzenleme. Büyük bölümü kamuda çalışanlar ama belediye ve il özel idarelerine de kattığımız evet. zaman bu sayıya ulaşıyoruz değil mi? 900 bin kişi mevsimlik çalışan ve 4C'de çalışan kardeşlerimizle birlikte 450 bin kişi şu anda kamu kurum ve kuruluşlarımızda, bakanlıklarda, üniversitelerde, merkezi yönetimin genel bütçesiyle düzenlenen kurum ve kuruluşlar, 400 bin emekçimiz il özel idareler ve belediyelerde, 24 bin mevsimlik geçici çalışan işçimiz var. İşte Çaykur gibi Orman Bakanlığı bünyesinde çalışan geçici işçilerimiz var. Onlar da şeker dahil fabrikalarında. Bu şey evet, onlarla ilgili düzenlememiz de var ve bir de geçici işçilerimiz var. 4C statüsünde çalışan işçilerimiz vardı. Hepsini kapsadığında 900 bin kişiye ulaşan bir düzenleme gerçekleştirmiş olacağız. Çok tartışıldığı, farklı boyutlarla konuşulduğu için bu bir tam kadro mu, özel statü müdür diye onu biraz daha açalım mı? Yani hukuksal olarak nasıl bir çerçeveye oturuyor bu proje? Hazırlıkları yaptığımız süreçte de gerçekten kamuoyunda çok fazla bilgi kirliliği oldu. Ama ilk günden itibaren alternatiflerimiz tabii ki vardı. Son geldiğimiz aşamada Sayın Cumhurbaşkanımız dün açıkladı. Kademede sınıflandırabiliriz yaptığımız çalışmaları. Tam kadro alan kardeşlerimiz 450 bin kişilik. Az önce de ifade ettim. Merkezi yönetim kapsamında genel bütçeyle düzenlediğimiz kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışanlar. Bunlar bakanlıklarımız, denetleyici, düzenleyici kurum ve kuruluşlarımız var. Özel bütçeli işte meclisimiz gibi kamu kurum ve kuruluşlarımız söz konusu bu kapsam içerisinde. Bir de sosyal güvenlik kuruluşları, işte İşkur gibi, benim bakanlığıma bağlı sosyal güvenlik kurumu gibi. Burada çalışan 450 bin taşeronda çalışan kardeşimiz amasız, fakatsız, şartsız, direkt 657 sayılı devlet memurları kanunumuz içerisinde düzenlenen hali hazırda var olan 4D statüsüyle kadrolu işçi olarak kamuya geçmiş olacaklar. Bir kadrolu memur beklentisi de vardı değil mi? O konu ne oldu? Onunla ilgili bir adım da atılıyor mu bu süreçte? Bu biliyorsunuz daha önce de kadro verildiği zaman memur olarak değil işçi olarak, yani çalışan kardeşlerimizin talebi işçi şeklindeydi. İşçi statüsünde. Birazcık tabii mevzuatı bilmemeyle alakalı olarak kamuoyunda tartışmalar gerçekleştirmişti ama şu an hali hazırda zaten işçi olarak çalışıyorlar. Yaptıkları işin, çünkü farklı eğitim kademelerinde çalışan kişiler, farklı alanlarda çalışanlar olduğu için bizim bakış açımız işçi olaraktı. Tabii ÖSP diye daha önce hazırladığımız bir çalışma vardı. Onun içerisinde karma bir yapı, özel kanunla düzenlenen birçok kuruluşta da olduğu gibi bu yapı nedeniyle de birazcık bu tartışmalar olmuştu. Farklı alternatifler hazırlamıştık ama asıl iş yardımcı iş ayrımı yapmak zor olduğu için asıl işteki kardeşlerimizin bu şekilde bir beklentisi vardı. Ama sistem, az önce de söyledim, çok büyük bir sistem. Çok fazla şu anda yapılmış olan, taşerona verilmiş olan iş var. Bu sebeple kimseyi kırmadan, kimseyi dışında tutmadan oluşturabileceğimiz en iyi model bu olduğu için bu şekilde bir sonuca ulaştık. Sayın Bakan, en merak edilen şeyler şimdi maaşlar ne olacak?
bu çalışanların maaş durumları ne olacak? Bir önce onu rica edeceğim. Öncesinde acaba diğer yaptığımız çalışmaları söylesek daha karmaşa olmaması adına. Buyurun. Ama ilk aşamada yani evet, kamu kurum ve kuruluşlarını evet 450 bin kişiyi tam kadrolu olarak almış olacağız. Bu rakam 450 bin kişi gerçekten çok büyük bir rakam. Şimdi dünden beri tartışmalar yer alıyor. Ben bazı rakamları da vermek istiyorum. Peki, lütfen, halihazırda şu anda bizim bu direkt kadroya aldığımız kardeşlerimizle alakalı olarak bakanlıklarımızda çalışan halihazırdaki işçi statüsünde 4D statüsünde çalışan sayımız 109 bin kişi. Yani kamuda şu anda 109 bin işçimiz var. Ama biz şu anda 450 bin kişiyi kadroya alıyoruz. Evet. Yaklaşık 4,5 kat daha fazlasını. Yani yaptığımız işin büyüklüğünü anlatmak açısından bu rakamı vermem gerektiğini düşünüyorum. Zor bir iş ve bundan sonraki aşaması da zor olacak. Bu anlamda ben gerçekten hayırlı olmasını diliyorum hem ülkemize hem çalışma hayırlı hayatımıza. İkinci aşamada belediyelerimizde ve il özel idarelerimizdeki taşeronda çalışan kardeşlerimizin durumu var. Buradaki kardeşlerimizi de belediyedekileri belediye iktisadi teşekküllerine alıyoruz. Aradan taşeronu, aracı firmaları kaldırıyoruz ve orada bundan sonra istihdam edilmelerini sağlıyoruz. İl özel idarelerinde de iktisadi teşekküller kurulacak. Bunlar imtiyazlı şirketler şeklinde olacak ve il özel idaredekiler de bu şirketlerde istihdam edilecekler. Bu rakamda 400 bin kişi. Bununla ilgili de şu an hali hazırda mesela belediye ve il özel idarelerde iktisadi teşekküllerde çalışanların toplam sayısı 100 bin. Hali hazırda 100 bin kişi çalışırken biz 400 bin kişi daha bu iktisadi teşekküllerde çalışacak şekilde bir düzenleme yapıyoruz. Buradaki düzenlemenin de boyutu çok büyüktür ve çok önemlidir. Yine üçüncü aşamada geçici ve mevsimlik işçilerimiz var. Burada da 5 ay 29 gün normalde çalışıyorlardı. Tabii sözleşmeleri askıya alındığı dönemlerde yaşamış oldukları sıkıntıları gittiğimiz her ortamda bizlere dile getiriyorlardı. Bir beklenti yoktu bu konuyla ilgili ama bizim konuyla ilgili sorun tespitlerimiz vardı. İşte emekliliğe hak kazanmayla ilgili yaşanan durumlar söz konusuydu. Buradaki kardeşlerimize de biz 4 ay daha çalışmaları uzatma imkanı getiriyoruz. Bu şekilde de 9 ay 29 gün daha çalışma imkanına kavuşmuş olacaklar. Bunun burada çalışanlarca çok büyük bir teveccühle karşılandı. Bayağı mesaj aldık bakanlığımızı arayanlar. Bundan dolayı da gerçekten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak çok memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. 4C'de çalışan larla ilgili olarak büyük bir beklenti vardı. Ama tabii bu paket kapsamında alınabileceğiyle ilgili bir aslında umutları çok da yoktu diye düşünüyorum. Çünkü hep taşeron üzerinden bir tartışma vardı. Onlar için de olumlu bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Bu çalışma önemliydi. Biliyorsunuz göreve geldim ve ilk kamu görevleri toplu sözleşme süreciyle Çalışma Bakanlığı'na başlamıştım. Burada gündemde en çok memur konfederasyonlarımızın tamamının getirdiği konuydu. Kamu sende, memur sende bu konuyu gündemde tuttular sürekli olarak. Tabii bir toplu sözleşme masasında sonuçlandırılacak bir konu değil. Hükümet politikası olarak hükümet kararıyla hayata geçirilecek bir konuydu. Benden önceki bakanlarımız bu konuyla ilgili çok kıymetli çalışmalar yapmışlardı. Özellikle Faruk Çelik bakanımız bu konuda büyük bir hassasiyet göstermişti. Bizler de biliyorsunuz hükümetlerimizde devamlılık esastı. Ben bakanımızın da bu konudaki hassasiyetini de bildiğim için bir toplu sözleşme, üçüncü dönem toplu sözleşmede bir niyet ifadesi vardı. Bu niyet ifadesinin de biz gereğini yerine getirmiş olduk hükümetimiz olarak. Buradaki kardeşlerimiz de aynen toplu sözleşme metnindeki niyet ifadesinde olduğu gibi 4B statüsüne geçmiş olacaklar. Sözleşmeli memur olarak bundan sonra çalışma hayatlarını devam ettirme imkanına kavuşmuş olacaklar. Özlük hakları çok önemli olduğu için isterseniz bir ona değinelim. Yani bu çalışanların hakları, yani hem ücret konusu hem kıdem tazminatı meselesi, emeklilik hakları, bir hak kaybı var mı? Ücretten başlayarak birer cümleyle geçelim mi onların üzerinden lütfen? Merak edilenler de bu. Tabii çok merak. Çok soru geldi bana. Yüzlerce rekor soru geliyor şu anda. CNN Türk izleyicileri takip ediyorlar. Biz çalışanlarımızın her şeyini düşündük.
Yani inanın o hassasiyetle yaptık. En ufak bir mağduriyet olmasın, en ufak mevcut durumlardan geriye gidiş olmasın diye. Bu imkanlar vardı. Çünkü biz yeni bir başlangıç yapıyoruz şu anda. Geçmiş dönemi sıfırlayıp yeni bir başlangıç yapabilirdik. Bu çok daha az maliyetli bir çalışma olabilirdi. Ama burada da çalışanlarımızın kazanmış oldukları, geçmişteki kıdemleri, son çalıştıkları iş yerlerindeki kıdemlerini bir kenara koymadık. Çünkü bu kıdemle sonrasındaki birçok hakları daha ileri düzeyde düzenlenme imkanına kavuşmuş olacak. Yıllık izinler vesaire. Bunları en son çalışmış oldukları iş yerlerindeki kıdemlerini dikkate alarak bundan sonra uygulayacağız. Bir mesela. Hak kaybı yok yani. Öyle hak mi? Kayıpları olmayacak. Yok. Maaşları da geçmiş uygulamalarda, kadroya geçişlerde asgari ücretle alım yapılan kadroya geçişler olmuş. 1,5 asgari ücretle kadroya geçişler yapılmış. Geçmiş yıllardaki yapılan kadroya geçişlerde. Biz bu şekilde yapmadık. Yapmıyoruz. Mevcut maaşlarıyla birlikte geçişlerini sağlıyoruz. Ne alıyorlarsa onunla devam edecekler. Aynı şekilde yani. Devam edecekler. Ama tabii kamuya geçiş olduğu için 52 günlük bir ilave hediye diye kamudaki çalışanlarımıza verilmiş olan bir ücret var. 52 üzerine günlük. 52 günlük bir ilave hediye de eklenmiş olacak. Peki bir söyleyeyim. Kıdem ya ikramiyeleri de söz konusu olur 52 mu? 52 gün bu ilave yani? Hediye deniyor. İkramiye. O kadar. Evet, ilave hediye. Evet. Peki. Adı o yani. Bin, doğru evet, kavram kullanmış. Kamuya geçen evet 450 bin işçimize bu vereceğiz bunu tabii ki. En önemli konulardan biri bu çünkü hak kaybı olmasın diye bir şeyleri var. Beklentileri var insanların. Beklenti şuydu. Alandan da geliyorum biliyorsunuz. Biz artık taşeron firmalarında çalışmak istemiyoruz. Geleceğimize güvenle bakmak istiyoruz. Biraz önlerini görmek istiyoruz. Evet, yani evimize ekmek götürme, bugün çalışıyoruz, yarın herhangi bir işten çıkarmayla karşı karşıya kalır mıyız şeklinde bir tedirginlik yaşamak istemiyoruz şeklinde tabii. Bir talep vardı. Şimdi hem belediyelerde, hem il özel idarelerde, hem de kamu kurum ve kuruluşlarımızda bundan sonra taşeronla ilgili personel alımına dayalı olan ihaleler gerçekleştirilmeyecek. Peki efendim, kadroya alınanların tayin hakkı olacak mı? Yok, bu normal. Oldukları yerlerde çalışmalarını sürdürecekler. Aynı işlerle tekrardan hani yer değişikliği de yapmayacağız. Çünkü biz iş yerlerimizde, kamu kurum ve kuruluşlarında milletimize hizmet ediyoruz. Vatandaşımıza hizmet yerleri. Buralarda herhangi bir aksamaya kitle çok büyük olduğu kesinti için. Kesinti olmaması için. Aynen evet, kaldıkları oldukları yerlerde devam edecekler. Çalışma düzeninde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Herkes bulundukları işi devam ettirecekler. Aynı düzen içerisinde inşallah aynı performans ve aynı verimlilikle daha motive şekilde de olmasını arzu ediyoruz. Tabii evet. Ki bu güzel gelişmeden sonra. Çalışma ne zaman meclise gelecek yapacağız. Efendim? Çalışmanın meclise geleceği bizim çalışmamız tamam şu anda. Sayın Başbakanımız yurt dışından döndükten sonra bir değerlendirme daha gerçekleştirip daha önce Bakanlar Kurulumuzda da bilgilendirmemizi yapmıştık. İlgili mekanizmalarımızda Başbakanımızla tekrardan değerlendirdikten sonra yasal zemine kavuşturmayla ilgili adımlarımızı hızlı şekilde yapacağız. Yani Sayın Başbakan işte bugün yarın herhalde dönmüş olacak. Yarın muhtemelen inşallah. Bu birkaç günlük zaman dilimi mi yoksa birkaç haftalık zaman diliminden bahsediyoruz? Yok, o kadar zamanımız yok zaten. Çok biliyorsunuz. Kısa bir süre içinde. Bizim sözümüz bu sene bitmeden bu işi nihayete tamam. Erdirmekti. Hep bununla zaten bu takvimle çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Kısa süre içinde diyerek de bunu hemen vurgulamış olalım değil mi Sayın Başbakan? Bütçe görüşmelerimiz var zaten. Tabii meclise gönderdiğimiz takdirde orada komisyonlarda görüşme süreçleri de olacak. Bütçe görüşmelerinin ardından da inşallah muhalefetimiz de bu büyük çalışmaya katkı sağlar. Kısa sürede inşallah bir gün içerisinde çıkarırız ve bir an önce de resmi gazetede yayımlanarak uygulamaya koyarız. Sene başından itibaren de bu geçişlerle ilgili prosedürlere başlayabiliriz. Sürecin nasıl işleyeceğini bir hatırlatalım mı? Bir başvuru mu olacak? Bu başvuru olacaksa nereye olacak? Onu bir hatırlatalım. İlgili çalışmış oldukları bakanlığın yereldeki mekanizmalarını bunu biz yayınlayacağız zaten. Yasa çıktıktan sonra bu kılavuzlarımızı oluşturacağız. İlgili yerlere başvurularını yaptıktan sonra değerlendirme süreçlerimiz olacak. Değerlendirmede bu şeylere şartlar uyuyor
mu şeklinde olan bir değerlendirme. Mesela emekli maaşı alanlar arada olabilir. Kamuda emekli maaşı alarak çalışma söz konusu değil biliyorsunuz. Bu durumda emekliliği hak kazandıysa, maaş alıyorsa tabii ki buradakiler başvuruları geçersiz sayılacak. Ama emeklilikle ilgili yaşı gelmemiştir, primi dolmamıştır. Herhangi bir yaş kriteri koymadık bu yüzden ki burada da bir mağduriyet yaşanmasın diye. Emekliliği gelinceye kadar kamuda çalışmaya o geçişi gerçekleştirecek ve kadrolu işçi olarak emekli oluncaya kadar çalışmaya devam edecekler. Bu süreçte, geçiş sürecinde bir eğitim kriteri var mı? Yok, hayır. Peki sınav nasıl bir sınav o? Sınav şu an kamuda kadrolu işçilikle ilgili uygulanan bir prosedür. Zaten bundan sonra da biliyorsunuz taşeron uygulaması kalmayacağı için artık biz İşkur aracılığıyla Maliye Bakanlığımızın vereceği vizeyle kadrolu işçilerin alımını yapacağız. Ve burada da zaten hali hazırdaki mevzuatımızda bir sınav kriteri var. Ama bu sınav böyle KPSS falan gibi bir zor mu? Hayır. Zor bir sınav mı? Normal şartları gayet yapılacak işle alakalı olarak. Basit, karmaşık, komplike evet, değil göz yani. Korkmasın İnsanlar yani. Endişe ediyorlar. Biz iyi niyetle bakıyoruz bu işte. Bu kadar iş yaptık 450 bin kişiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. Bu sınavı bir engel gibi görmesinler. Hayır, hayır. İnsanlar değil mi? Evet. Sendikal haklar... Bunu yapmak zorundayız ama mevcut çünkü prosedür bu şekilde. Biz hani kanuna koysak da koymasak da mutlaka bir sınav kamuda olmadı. İşçi olarak çalışma şeyinde o prosedürel bir şey olacak. Sendikal haklarla ilgili nasıl bir düzenleme olabilir? Burada bir şey var mı? Bir aynı, ne diyelim? Biz, çalışma barışı bizim için şu anda çalışma barışının korunması çok önemli. Çünkü kitlemiz çok büyük. Çok 450 bin kolay söyleniyor ama kamu açısından büyük bir rakam. Az önce söyledim 109 bin kişi var ve biz 450 bin kişiyle ilgili işlemleri yapıyoruz. Burada sendikal faaliyetlerde bir sıkıntı yaşanmasını arzu etmedik. Mevcut toplu sözleşmeler var devam eden. Bu toplu sözleşmeler bitinceye kadar mevcut haliyle mi devam mevcut edecek? Mevcut haliyle muhafaza edeceğiz. Ve mevcut sendikal örgütlülüğünde muhafaza olması bizim çalışma barışımız, iş yerlerindeki huzur açısından önemli. Bu konuda da sendikalarımızın da herhalde ki bir çekincesi, bir şey itirazı olmayacaktır diye düşünüyorum. Bana gelen sorulardan biri de bakıyorum gerçekten galiba bugün rekor sayıda soru aldık. CNN Türk'teki radyodan bizi dinleyen, takip edenler için söyleyelim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu ile konuşuyoruz. Güvenlik soruşturması boyutu nedir? Bir güvenlik soruşturmasından mı geçecekler insanlar? Güvenlik soruşturması da bizim metnimizde yer alsa da almasa da yapılması gereken bir süreç. Nasıl oluyor? Çünkü biliyorsunuz bu yaşadığımız 15 Temmuz sonrasında KYK'yla yapılan düzenlemelerde bu zorunluluk getirildi. Kamuda çalışan, çalışmak için süreç içerisine giren herkes güvenlik soruşturmasından geçiyor. O rutin bir prosedür. Mevcut şartların getirdiği bir zorunluluktan kaynaklanıyor. Mevcut şartların getirdiği ve mutlaka yapılması gerekiyor. Yapılacak, evet. Yani kamuya alınan herkes şu anda zaten bir güvenlik soruşturmasından geçiyor. Evet. Ama taşeronda alımlarda böyle bir şey söz konusu değildi. Önceki böyle bir dönemde değildi. Evet, ama yani şimdi şu anda bunu yapmak zorundayız. Ama herhangi bir kıdem aramayacağız. Şu kadar sene kamuda işte taşeron olarak çalışmış olma kriteri yok. Şu eğitim şartına sahip olması gerekiyor diye bir şeyimiz yok. Yaş kriteri koymadık. Bunların hepsini koyabilirdik. Ama biz bir iş yapıyoruz ve bu işin kapsayıcılığına ve bir daha taşeron kamuda olmayacak, hizmet alımına ilişkin, personel alımına ilişkin hizmet ihalesi yapılmayacak diye bir iddiamız var ortada. Bunun için bu şekilde çalışan bütün taşeron işçilerimizi kapsama almış durumdayız. Burada da şart koymamış durumdayız. Tabii çok detaylı sorular da geliyor. Onlara tek tek lütfen izleyicilerimiz kusura bakmasınlar. Yani o kadar spesifik şeyler var ki her birine girecek vaktimiz yok ama mesela bizim burada komşu bakanlık diye söyleyeyim. Bakanlıklarda çalışan, örneğin Aile Bakanlığı'nda çalışan böyle öğretmenler, psikologlar, meslek çalışanları var. Onlar da bu kapsama acaba alınamazlar mıydı diye bir soru da gelmiş. Onu da sorayım ben size. Onlar özel bir şekilde yani özel kanunlarla, özel düzenlemelerle yapıldığı için bizim kriterimiz bütçeden, merkezi bütçe kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarındaki
hizmet personel alımına dayalı hizmet ihaleleriyle yapılan düzenlemeler olarak geçiyor. O yüzden özel o kardeşlerimizle ilgili efendim. Yok. Özel sektörde çalışan taşeron çalışanları yok, evet. Söz konusu özel, değil. Evet. Çünkü orada da bayağı çalışan yok, var. Yani güvenlikte, ulaştırmada değil mi? Yok, kapsamda değil. Bu kapsamda bizim değiller. Bizim sözümüz kamuda çalışan taşeron kardeşlerimize kamuda istihdam imkanlarını geliştireceğiz şeklindeydi. Bu kamuda istihdam imkanlarını da az önce de söyledim, 450 bin kişiyi kadrolu işçi olarak, diğer 400 bin kardeşimiz mahalli idareler olarak geçiyor onlar tabii ki. Onları da belediye iktisadi teşekküllerinde yine sürekli işçi olarak inşallah istihdam etmiş olacağız. Sayın Bakan, şimdi bundan sonraki belki büyük konu başlığınız asgari ücret çalışması. Onunla ilgili en azından ilkesel tutumunuzun, hükümetin tutumunun ne olduğunu paylaşır mısınız ilk defa buradan CNN Türk ekranlarında? Bir ipucu verin lütfen bize. Evet, yani asgari ücret biliyorsunuz bir denge ücreti. Çok önemli bir sosyal politika enstrümanı. Bu anlamda biz AK Parti iktidarlarımız döneminde hiçbir zaman asgari ücreti bir popülizm malzemesi yapmadık. Hep gerçekçi yaklaştık. Çalışanlarımızın hassasiyetleri, yaşam standartları, bunları hep gündemin birinci sırasında tuttuk. O hassasiyeti gözeterek çalışmaları yürüttük. Asgari ücret tespit komisyonumuzu üçlü yapıda çalışmalarını sürdüren bir komisyon. O gün ilk açılış toplantısında sağ tarafımda Türk İş temsilcisi, sol tarafımda işverenleri temsilen TİSK temsilcisi vardı. Ortak çalışma kültürü olan bir komisyon. İnşallah ben orada da bir ifadede bulundum. İyi niyetli bir ifade. Aslında konuşmamın başından sonuna kadar bu konudaki özellikle emekçilerimizin hak ve hukukunu koruma konusundaki hassasiyetimizi, iş dünyamızın rekabet gücü konusundaki hassasiyetimizi dile getiren dengeli bir konuşma gerçekleşti. Şimdi Çalışma Bakanı olarak da bunu yapmamız gerekiyor tabii ki. Çünkü biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, esnafın, emeklinin, çiftçinin, işverenin, işçinin, her kesimi kapsayan 80 milyonu şemsiyesi altına almış bir bakanlığız. Tüm kesimlerin hakkını, hukukunu gözeterek bakış açılarımızı, politikalarımızı oluşturmaya özen gösteriyoruz. Gelecek hafta işverenlerimiz açısından açıklayacağımız şeylerimiz olacak. İşte bu hafta işçilerimiz açısından açıklıyoruz. İleriki günlerde başka kesimlerin sıkıntıları ile ilgili yapacağız. Ama asgari ücret konusunda hassasiyetimiz yüksek. Bundan emin olsunlar. Dediğim gibi ortak bir şekilde kitleleri mağdur etmeyecek bir çözüm bulacağız. Böyle bir şey zaten biz çok zor günler geçirdik. Der misiniz? 15 yıldır önemli badireleri atlattık milletimizle birlikte. Her zamanda hiçbir zaman biz topu milletimize atmadık. Sıkıntıların, sorunların çözümü konusunda neyse gereği yerine getirdik kararlı bir biçimde. Zaten bu kararlılık sayesinde oluşan bir güven, güven siyasette çok önemlidir. Bu güvenle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bize güvenmeye devam etsinler. Peki. Biz her konuda gereğini yerine getiririz inşallah. Yani rekor sayıda bana WhatsApp'tan, SMS, Twitter, Instagram her yerden soru geldi. Gerçekten milyonlarca insanı ilgilendirdiği için çok önemli. Maaş farkı olacak mı, olmayacak mı? Herkes özellikle bunları aynı soruyordu. Aynı maaşı siz söylediniz evet, zaten. Evet. Efendim, gelecek haftada istihdam seferberliği, Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önemli bir toplantı daha var. Orada da umarım ki daha çok insana ekmek kapısı açabilecek, iş kapısı açabilecek bir düzenleme ve bir karar çıkacak. Gözümüz orada olacak. Sürem de doldu. Evet. Size de teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. CNN Türk ekranlarından. İnşallah ülkemiz için, çalışanlar için iyi olur. İzleyicilerimize teşekkür ediyorum. Sayın Jülide Sarıeroğlu bizimle birlikteydi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CNN Türk ekranlarında sorularımızı yayınladı. Tekrar görüşmek üzere.